ki hayvanı kestikten sonra, buğdayı da bulduktan sonra hepsini bir kabın içerisinde pişiriyorsunuz. Oluyor size bulgur pilavı. Oraya düğün yemeği bize gene keşkek çıktı. Yani öyle bir yaygınlaşmış, bakın İran'ın Afganistan sınırından bahsediyorum, Arnavutluk'tan bahsediyorum. Başkanım söylüyor, Üsküp'te, Tiran'da, Dıraç'ta keşkek yaşıyor. Evet. Bir teyzemiz vardı, Adana'da bir yere gelmiş. Teyzemiz düğünlerde keşkek yapıyordu, sağ olsun. Dedim ki, bunu bana öğretir misin? Tabii ki öğretirim dedi. Sağ olsun, 6 sene bir çıraklık yaptım ben. Hani keşke sabrı çok fazla. Çok teşekkür ederiz. Katılımınız için çok gurur duyduk. Sağ olun, eksik olmayın. Ama bu yerel tatları devam ettirmenizi sağlayan, gelecek nesillere de bu güzel yemeğin, bu güzel tadın kalmasını sağladığı için ben öncelikle hiç de mütevazi olmadan en güzeli benimki diyen Hülya'ya teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kendi öz lezzetini kaybetmemek açısından derin suda haşlamak yerine buharda pişirmek çok daha tabii lezzetini daha iyi çıkarılmasını sağlıyor. İç kısmından dışını limonlayarak kararmayı tamamen sıfırlayalım. Şimdi süper, bu oldu. Ben bu şekilde hemen yapmış olduğumuz, kavurduğumuz sebzelerin üzerine sosu döküyorum. Zıt şeyler, zıt tatlar kullanmak daha pozitif oluyor. Mesela ekşi, yani hep şeker, hep tatlı değil. Tatlı ile birlikte ekşi tatlı renkler vesaireler daha pozitif etki yaratıyor. Bilin ki dünyada erkekler 65 ortalama, kadınlar 70 yıl yaşıyorlar. Bu dünya ortalaması. Türkiye ortalaması 75 erkekler, 80 kadın. Olup önünde olmak üzere önce beslendik. Gerçekten yaşamı uzatıyor. Şu diyet, bu diyet, bütün bunlar, bu moda olan diyetlere de bakmamak lazım. Ya bizim bilgimiz, bilinçaltı, yılların bilgisi var beslenmeyle de ilgili. Yani bunu yok sayamayız. Taze asma yaprağı kullanıyoruz çünkü çok lezzetli ve aromatik bir şey, değil mi? Böyle ekşi ekşi bir tadı vardır. Bunun içerisine dahil ediyorum. Ben Berna Yorulmaz. Kayınelma kedidir tatlısı yaptım. Herkese afiyet olsun. Tatlının tanıtımını başlayalım. Biz tiramisu'muza kedi dili kullandık. Kedi dilini kendimiz yaptık. Daha sonra muhallebisinde labne, yumurta sarısı, süt, un kullandık. Ayrıca de Efe'lere özgü olan incire kullanmak istedik. Yarışmamızın birincisi Efe Çelik. Sahneye davet ediyoruz efendim. Evet, Efe'cim tebrik ediyorum. Sağ ol. En büyük Efe. Evet. Evet.